Şimdi devre başı mensupları şu iyice anlaşılmalıdır ki bu yol projemiz bizim sanki BM veya Rum bize bir lütufta bulundu da bunun karşılığında biz de Rum'a bir şey vereceğiz diye değerlendirilebilecek bir proje değil. Tam tersine bu yol projesi 30 yıllık bir projedir. Ve Rum tarafının 30 yıldır ara bölgeyi ihlal eden, ara bölgeyi kendi toprağıymış gibi kullanan, File Türk'ünü dışlayan, File Türk muhtarını dışlayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan ve her türlü ihlali yerine getiren Rum tarafının bu 30 yıllık ihlallerine karşı verilen sadece bir cevap. Bunun karşılığında Rum'a biz şimdi bir şey veririz diye bakmak son derece yanlıştır. Demenin yapmakta olduğu hata da işte zaten buradadır. Sanki bu yol projesini biz yapıyoruz diye Rum tarafını da ödüllendirme adına bizimle hiçbir şekilde mutabakat anlaşma sağlanmayan bir parselleme çalışmasına başlamıştır. 23 günde bizim yol projesine başladığımız aynı günde hiç bizim önceden haberimiz olmayan, bizim onayımızın istenmediği bir şekilde Rum iş makineleri bizim yol güzergahını geçireceğimiz bölgeye girerek orada çalışmalara hala daha devam ediyorlar. Bugün basın toplantısına gireceğimiz dakikaya kadar kontrol ettik. Böyle de çalışmaya devam ediyor. Bu Birleşmiş Milletler'in sözde barışı koruma adına burada görevlendirilen BM askerlerini ve misyonunun aslında bu yaptıklarıyla bölgede barışı koruma değil, barışı tehdit eden bir ortam yaratmakta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu da göz göre göre, bile bile adeta inadına yapıyorlar. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değil. Bizim onayımız olmayan hiçbir yapılaşmayı, hiçbir yerleşmeyi, herhangi bir projeyi o coğrafyada kabul etmemiz söz konusu değil. Bir an önce Rum iş makinelerinin işi durdurup sadece durdurmak değil, bölgeyi terk etmeleri gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Şimdi bu konu nereden başladı? Bu konu 1996 yılında inşa edilmeye başlanan Larnaca Dikelya Ayanapa Türk arazilerinin kullanılarak yapılması, ara bölgeden geçen ve Türk arazilerinin istimlak edilmesiyle yapılan bir yol. O zamanlar ben Başbakanlık Müsteşarı olarak File Komisyonu'nun başkanlığını da sürdürüyordum. File'yi yakinen bilen birisiyim o nedenden dolayı. O günden itibaren biz Rumların bu yol projesine karşılık bizim de yiğitler File yolunu yapma projemiz gündeme geldi. BM'ye sunuldu 97 yılında bu yol projesi. BM yolun bir kısmının ara bölgeden geçecek olması sebebiyle bu projeye onay verdi 97'de. Rum tarafından 2004 yılında yine bir bölümü ara bölgeden geçen File-Vroklini yolunu yapması üzerine, yani değerli arkadaşlar, Rum ara bölgeden geçen yolu yapmaya devam ediyor. Bizim sunduğumuz bir proje reddediliyor. Arkasına Rum File-Vroklini yolunu yapıyor ara bölgeden geçen. Yine Yiğitler File yol projesi gündeme getiriliyor. BM bunu da reddediyor.
Yani bugün yaşamakta olduğumuz Rum yanlısı deme politikaları yeni değil. İşin başından beri Rum tarafını kollayan, ara bölgedeki ihlallerine yeşil ışık yakan deme hala daha bu politikasında devam ediyor. 2012 yılında bu kez Rum tarafının Pile'de ortak futbol sahası olarak kullanılan araziye itirazlara karşın izinsiz üniversite inşa etmesi üzerine, bir de üniversite inşa ediliyor ara bölgeye izinsiz. Yol projesi bir kere daha gündeme geliyor. BM bu kez yine reddediyor. Anılan süreç içerisinde Beyoğlu sınır kapısının iyileştirilmesi ve geçişlerin kolaylaştırılmasını teminen İngiliz egemen üst bölgesi yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alınması mümkün olmamıştır. Son dönemde Pire'de yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına ve Pire'deki arazilerine ulaşmada yaşadıkları gecikmeler ve sıkıntıların artması üzerine hükümetimiz Yiğitler Pile yol projesini tekrar gündeme getirmiştir. Konu önce BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spear'la o dönemin bilahare bu göreve gelen şimdiki misyon şefi Colin Stewart'la ele alınmıştır. Bu çerçevede Yiğitler Pile yol projesi günümüz ihtiyaçlarına göre tekrar hazırlanmıştır. Stewart ile 1 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiğim görüşmede konunun aciliyetine ve yola olan ihtiyaca dikkat çekerek yolun inşasına en yakın zamanda başlayacağımız kendisine iletilmiştir. Bunun üzerine Stewart 15 Ağustos 2023 tarihine kadar adada bulunmayacağını, yol inşasına başlamak için adaya dönmesinin beklenmesini rica etti. Biz de kabul ettik. Her zamanki gibi iyi niyeti ve olgunluğu sergileyen taraf olarak da adaya dönmesini bekledik. Adaya döndü. 17 Ağustos tarihinde bir görüşme gerçekleştirdi bakanlığımızda. Ve daha fazla gecikmeye mahal vermemek adına yol inşaatına aynı gün içerisinde başlayacağımızı kendisine iletti. 17 Ağustos'da bakanlığa geldi. Rica ettiği 2-3 aylık bekleme sürecini de bekledik. Babası, kaybettiği babasına bir anma töreni yapacağını söylediği için ona duyduğumuz saygıdan dolayı Kanada'da yapacağı bu törene saygı göstererek bekledik. 15 Ağustos'da döndü. 16 Ağustos'da kendi ekibiyle buradaki ekibiyle toplantı 17 Ağustos'ta da bize geldi ve 17 Ağustos'ta kendisine biz bugün 17 Ağustos'ta bu yol projesine başlayacağını kendisine bildirdi. Stewart talep ettiği süre zarfında gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle BM merkezinin onayını almadığı ve tarafımıza herhangi bir öneriyle gelmediğini söyledi. Yol yapımı konusundaki kararlılığınızı gören Stewart, görüşmeye ara vererek çalışma arkadaşlarıyla alelacele hazırladıkları kısa bir öneriyi tarafımıza sundu. Yaptıkları önerinin kabul edilebilir olmadığını Stewart'a ilettim ve bilahare yol çalışmalarına saat 12 itibariyle başladığımızı kendisine bildirdim. 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamen insani amaç taşıyan yol projemizin yapımında görevli yol inşaat ekibine ve ekibin emniyetini sağlamak amacıyla bölgede bulunan polisimize Barış Gücü askerleri tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisinde fiziksel müdahalede bulunuldu ve yol yapımı engellenmeye çalışıldı. Yaşanan olaylar sonrasında 20 Ağustos tarihinde Colin Stewart yeni bir öneriyi tarafımıza sundu. 21 Ağustos 2023 tarihinde Stewart ile tekrar bir araya geldik ve karşı önerimizi yaptık. 22 Ağustos tarihinde BM Barış Gücü tarafımıza farklı bir öneri sundu.
25 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz görüşmede Stewart, yol projesine ilişkin olarak yeşil hat tüzüğü gereği bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti. Bu bizim için sürpriz bir yaklaşım oldu. Yeşil hat tüzüğünü ilgilendiren bir proje değildi bu dedik. Şimdi yeşil hat tüzüğü AB'ye göre AKİ'nin askıda olduğu Kuzey Kıbrıs'la sözde Kıbrıs hükümetinin kontrolü altında bulunan topraklara geçişleri ilgilendiren bir tüzüktür. Ara bölge Rum kontrolü altındaki bir bölge değil. Ara bölge adı üstünde ara bölge. Dolayısıyla ne gereği var dedik? Yeşil hat tüzüğünün ne alakası var? Biz bu yolu Güney Kıbrıs'a ticari mal veya insan aktarma amacıyla yapmıyoruz. Bu yolu Pile Türk'ünün kullanımı için, ihtiyaçları için yapıyoruz. Yeşil hat tüzüğünü ilgilendiren bir olay değil. Bu noktada öğrendik ki yeşil hat tüzüğü gündeme geldiğinde Avrupa Birliği, bu bazılarımızın böyle uğrunda ölecek Leyla diye baktığı, medet umduğu, hayranlıkla izlediği Avrupa Birliği'ne bir ara bölgeyi, sadece Pile köyünü değil, tüm ara bölgeyi sözde hükümetin kontrolü altındaki topraklar kapsamına koymuşlar. Tekrar ediyorum. Bunu biz yeni öğrendik. Bu yol yapımı projemizden dolayı öğrendik. Yeşil hat tüzüğünün böyle bir şey içerdiğini bilmiyorduk. Ne biz biliyorduk, ne anavatan Türkiye makamları biliyorduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunu bilen bir makam geçmişte var mıydı, yok muydu, onu ben bilmiyorum. Ama bu bize aktarılan boyutunu biz ilk defa öğrendik. Ve bunu bizim kabul etmemiz tabii ki söz konusu değil. Değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı ara bölgedeki haklarından vazgeçmiş değildir. AB zaten bir hata yaptı. Rum tarafını müracaatı kale bile alınmaması gereken Rum tarafını, Rum devletini sadece AB üyesi yapmakla kalmadı. Bir de ara bölgeyi Rum hükümetinin kontrol altındaki topraklar kapsamına soktu. Bu yüzden de BM Rize şimdi diyor ki bu yolu yaptığınızda bu yoldan Pile'ye ticari mal geçiremeyeceksiniz. Gerekçesi de bu. Ticari mal AB'ye ve BM'ye göre Beyoğlu sınır kapısından geçince karşılaşılan İngiliz üsler kontrol noktasından geçecek. İngiliz üsleri kontrol noktası ara bölgeye, ama bize göre ara bölge, AB'ye ve Rum'a göre de ve BM'ye göre de Rum hükümetinin kontrol altındaki topraklara geçecek olan ticari malın kontrol noktası Beyoğlu sınır kapısındaki İngiliz kontrol noktası. Böylesi bir tabloyla karşılaştık. 28 Ağustos tarihinde yaptığımız görüşmede Stewart, evet, şimdi az önce söylediğimi bize aktardı. AB müktesebatı uygulandığı iddiasıyla geçiremeyeceğimizi söyledi. Stewart bizim de sağlayacağı uzlaşının Kıbrıs Rum tarafının onayına tabi olmadığını önceki görüşmelerimizde belirtmesine rağmen, samimiyetsizliği ortaya koyuyorum,
Kanada dönüşü benimle ilk yaptığı görüşme, yani 17 Ağustos'ta bunu tekrar söylemişti. Sizinle yapacağımız anlaşma Rum tarafının onayına tabi değildi demişti. Bunu tekrarladı. 28 Ağustos tarihli görüşmemizde Kıbrıs Rum tarafı ile de eş zamanlı görüşmeler yaptığını ve yol inşaatının devam edebilmesi için uzlaşı arayışının devam ettiğini bilginize getirdi. İşte başta söylediğim gibi Colin Stewart'ın ve Benen'in hatası burada başladı. Bizim yol projemizi, insancıl bir proje, Pile Türkiye'nin Rum insafından, AB insafından, İngiliz egemenistlerin insafından kurtarılıp kendi ülkesiyle irtibatının kolaylaştırılmasına yönelik insani bir proje. Rum'un 30 yıllık ihlallerine karşı sadece bir cevap olarak gündeme gelen bu projeye değil, Rum'un talepleriyle eşleştirerek kendine göre sözde her iki tarafla eşit mesafede olduğunu ortaya koyma adına güya böyle bir hadsizlik gündeme getirdi. Ve uzun süre görüşmeler başladı. Bakanlığımız ve DEME heyeti arasında bir mutabakat sağlama adına. Ve bu mutabakatın temel özelliği değerli arkadaşlar, her şeyin 16 Ağustos'a dönüş olacağını kararlaştırdı. 16 Ağustos'da durum neyseydi o coğrafyada, o koşullara dönüyoruz. Tek bir yeni unsur olacak bizim yol projemiz. Yol projemiz. Yani Rum tarafının, muhtarın bahsettiği gibi medyasında, Rum medyasında çıkan bütün yalan yanlış algı yaratan haberleri maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de belirli kesimler tarafından gündemde olmayan ve yeni hayata gelmiş, geçmiş talepler ve KKTC hükümetinin ve Dışişleri Bakanlığı'nın da bunlara onay verdiği bir olaymış gibi algılanıldı. Gerçekle yakından uzaktan alakası olmamasına rağmen. Şimdi bu mutabakatın dediğim gibi temel özelliği 16 Ağustos'a geri dönüş, yol projemizin hayata geçirilmesi ve tabii süreç içerisinde de Pile bölgesinde sivil yüz dedikleri inkişafa yönelik projelerin gündeme gelmesi unsuru var. Ama o tabii ki muhtarımızın da belirttiği gibi ara bölgede herhangi bir projenin gündeme gelebilmesi için tarafların buna onay vermiş olması gerekir. BM'nin hatası bizim herhangi bir onayımızı almadan sanki bu onayı biz yol yapımıyla beraber vermişiz gibi Rum tarafının tek taraflı projesini Kıbrıs Türk'ünün, Pile Türk'ünün yıllardan beridir kullandığı arazilere Rum iş makinelerinden girip parsel açma projesini, faaliyetlerini hayata geçirdiler. Günlerce itiraz etti. KKTC içerisinden sorgulandı. Döndük BM'ye tekrar bunun bir an önce durdurulması gerekir. Buna onayımız yoktur dedik. Muhtarın dediği gibi yorum yapmaktan da kaçındık. Sırf Rum tarafını ve beni tahrik ediyoruz da yol yapımını engellemeye için mazeret kullanmasınlar diye bu konularla ilgili fazla bir beyanatta da bulunmadık. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum benim verdiğim beyanatı. Bu mutabakatla ilgili size söyleyeceğiniz bir şey var mı diye sorulduğunda dedim ki ben bu konuda yorum yapacak değilim. Önce izleyeceğim.
Çünkü Rum'un iyi niyetine güvenmiyorum. BM'nin nasıl hareket edeceğini görmem gerekir. Bunlar ortaya çıktıktan sonra yorum yapacağım. Dolayısıyla bugün bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz dakikaya kadar Rum tarafının bütün taleplerinize Colin Stewart üzerinden bütün taleplerinize rağmen inşaatı durdurun, araçlarınızı bölgeden çıkarın. Buna onayımız yoktur. Yaklaşımımıza rağmen bu çalışmalara devam edin. BM'nin şu kararı vermesi lazım. Zaten uluslararası arenada yaşanan olaylardan dolayı varlığı, prestiji, saygısı, ağırlığı sorgulanan bir Birleşmiş Milletler Örgütü ve Güvenlik Konseyi var. Bu sorgulamayı haklı kılarcasına Kıbrıs arasında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Devleti arasındaki ara bölgede insani bir projeyle ilgili bunu bile doğru dürüst, adil bir şekilde neticelendiremeyen BM'nin ciddi bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ilişkilerimizi masaya yatırma hakkımız olduğunu bilmeleri gerekir. Tekrar edeyim. Bu kadar bariz bir şekilde Kıbrıs Türk'ünü dışlayan, özellikle Hile Türk'ünü dışlayan, Hile Türk muhtarını dışlayan, Hile Rum muhtarı sanki Hile'nin muhtarı oymuş gibi hareket eden, hiçbir konuyu, hiçbir projeyi Hile Türk muhtarıyla veya azalarıyla ele alma gereği hissetmeyen ve ara bölge olmasına rağmen Hile sanki bir Rum köyüdür ve orada yaşayan insanlarınız da Rumların insanlığına terk edilmişlerdi gibi bir senaryo yaratan demenin hala daha bizim onayımız olmayan ve yol projeniz devam etmezken Rumların o bölgede Türklerin kullandığı aracıyla karşılaştırma çalışması yapmasına izin vermesi, bu çalışmaları durdurmak istememesi mi, durdurma kapasitesinin olmaması mı? Bunları sorgulama hakkımız vardır. Ve dediğim gibi zaten uluslararası arenada güvenilirliği ve tarafsızlığı, etkinliği sorgulanan BM'nin bu kadar basit bir konuda bile burada bu kadar adaletsiz bir şekilde hareket ediyor olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne BM ile olan tüm ilişkilerini masaya yatırma hakkını çok net bir şekilde doğrulatıyor. Bugün bu talebimizi bir kez daha tekrarlıyorum. Rum'un Türklerin kullandığı arazilerindeki çalışmaya hemen son vermesi, araçlarını bölgenin çıkarması şarttır. Sözünü ettiğimiz mutabakat 9 Ekim tarihidir arkadaşlar. 9 Ekim'de bir mutabakat sağlanır. Bu mutabakat zannedildiği gibi işte bir A4 kağıdına yazılmış bir mutabakattır ve altına Türk tarafını temsil eden birimizin imza attığı, BM'yi temsil eden de bir BM'nin imza attığı bir belge değildir. Bu mutabakat dediğim gibi en temel özelliği 16 Ağustos'daki koşullara dönüştü. Şimdi Rum'un talep ettiği bu parselasyon çalışmaları ara bölgeye olsun, Çayhan Düzlüğü olsun, oralara Rumların yerleşme yönelik talepleri 16 Ağustos'da öncesindeki zamanlarda zaten vardı.
Bunlar yeni talepler değil. Zaten vardı bu talepler ve Türk tarafınca reddediliyoruz. Hala da reddediyoruz. Ama dediğim gibi BM bizim yol projemizi mazeret kullanarak onu da tam bizim öngördüğümüz güzergâhtan değil, kendinin Rum'u avantajlı kılacak bir güzergâhtan geçirecek şekilde yapılmasına karşılık Rum'a da bizim halkımızın, bizim insanlarımızın kullandığı arazilerde parsolasyon yapma izni vermesi. Bu bir utanç meselesidir. Bunu bizim kabul etmemiz söz konusu değildir. Tekrar edeyim bizim ne kadar iyi niyetli davrandığımızı. 9 Ekim'de var olan bu mutabakat BM bize dedi ki sizden ricamız 2 hafta bekleyin. Yol inşasına hemen başlamayın. Niçin dedi? Rum tarafının ricasıdır dedi. Kendi halkını bu mutabakada hazırlamak için tepki, olacak olan tepkileri yatıştırmak için bu 2 haftaya ihtiyaçları var. Yine tamam dedik, iyi niyet. 2 hafta da bekledik. 23 Ekim'de yol projesine tekrar başladık. Başladığımızda baktık ki onay vermediğimiz, Pile Türk'ünün onay vermediği, Pile Muhtar'ın onay vermediği, Pile heyetinin onay vermediği, KKTC hükümetinin onay vermediği, Rum'un araçlarının bizim insanlarımızın yıllardır kullandığı araziye girip parsolasyon yapmaya başlamasını 23'ünde gördük. 23'ünden beridir de bugün 1 Kasım her gün her saat BM'ye talep etmeye devam ettik. Bu çalışmayı durdurduk. Krize gidiyor. Senin görevin diyorsun ki bana barışı korumaktır. Barışı korumaksa sen kriz yaratıyorsun. Bu gidişat bölgede kriz yaratır. Çünkü bizim buna onayımız yoktur ve olmayacaktır. Evet. Sanırım yeterince bu konu üzerinde durmuş olduk. Sizlerin sormak istediği bir şey varsa buyurun. Şimdi polis yılı geçtiğimiz günlerde yeni düzenlemesine ne diye izlenemeyenler bu yol konusunda olumlu bir sonuca vardığını hatta bu motivasyonla arada barış için bir umut bile doğduğunu ifade etti. Yani çok olumlu bir sürecin, yani olumsuz başlayan bir sürecin çok olumlu sonuçlandığını söyledi. Ve varılan mütabakatın iki taraf için de olumlu olduğunu söyledi. Sizin söylediği elinize baktığınızda aslında çok da olumlu bir hava görünüyor. Peki bu durumda polisler size yalan mı söylüyor kamuoyuna? O yorumu ben size kamuoyuna bırakıyorum. Ben olayın nasıl yaşandığını açık açık söylediğini düşünüyorum. Niye ben olayın başından beri yorum yapmadığımı da anlattım. Verdiğim, yaptığım yorumu da anlattım. Yeni Düzen Gazetesi'nin benden de mülakat talep oldu. Uygun görmedim. Hiçbir gazeteyle mülakat talebini uygun görmedim. Çünkü yorumumda da söylediğim gibi uygulamanın nasıl şekilleneceğini görmem gerekir. Rum'un iyi niyetine güvenmiyorum. BM'nin nasıl hareket edeceğini görmem gerekir. Ona göre yorumlar. O yüzden bugün burada. Haklıyım. Colin Stewart toz pembe bir tablo çizdi. Doğrudur. Kendi CV'sine bir başarı öyküsü yazma düşüncesiyle herhalde bunu yapmıştır. Ama şunu bilmesi gerekir. Başarı öyküsü diye lanse ettiği maalesef Pire bölgesinde ve belki de daha genel bir tabloda krize giden bir yoldur. Bir an önce vazgeçmesi gerekir. Bugün de uygun bir tarihtir. Bildiğiniz gibi BM'nin barış gücü operasyonlarından sorumlu genel sekreter yardımcısı Lacroix adanadır. Saat 5'te Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Cuma sabahı onda da
buraya geliyor, benimle geliyor. Her sene New York'ta görüştüğümüz bir yetkilidir. Bu yetkilinin de burada olması ve gerçeklerle yüz yüze gelmesi, raporlar üzerinden toz pembe çizilen senaryolarda değil, gerçeklerle yüz yüze gelmesi ve olumlu bir gelişmedir diye değerlendiriyorum. Bir sorun daha olacaktır. Peki, eğer bu çalışmalar durmazsa, Ağustos ayının başında yaşadığımız süreç tekrardan mı yaşanır? Tekrardan bir çalışma ortamı mı? O çalışma ortamının sorumlusu gene BM'ydi. Belediye başkanımız da izah etti. O çalışma, çatışma ortamında maalesef kendi içimizde bile o çatışmanın sorumlusu olarak bizler gösterilmeye çalışıldı. Ben meclis oturumundaki sorulara cevap verirken de söylemiştim. Ben kavga çıktığını 18 Ağustos'da 17 Ağustos doğum günüm olduğu için 18 Ağustos'da kendime izin verdim ve bir otele tatile gittim. Otelde tatildeyken Colin Stewart'ın beni telefonda arayıp da anlattıklarından öğrendim. O bizim Türk tarafının tezgahladığı bir çatışma ortamı değildi. Tam tersine BM'nin sorumlu olduğu ve BM İngiliz birliklerinin sorumlu olduğu ve o İngiliz amfisi mensuplarının o bölgede olmaması da gerekirdi zaten. O bölge Slovakların bölgesidir. Niye İngiliz amfisi askerleri oraya getirildiği ayrı bir sorumlu. Kurmay başkanları Ramsey'in adı. Ramsey, İngiliz. Onun bir becerisidir herhalde. Art niyetli bir şekilde oraya İngilizleri getirip bizim alandaki insanlarımızı tahrik ederek o işbirimizin tasvir etmediği görüntüleri gördük. İşbirimizin tasvir etmediği dedim ama bir anlamda da ne kadar kararlı olduğunu Türk tarafını ben de görmüş oldum. Çünkü o olaydan sonra Colin Stewart geldi ve dedi ki yol projeyi kazandım. O olay sebep oldu. BM ne kadar kararlı olduğunu Türk tarafının bu yolu yapmaya o olaydan anladı. O olayın sorumlusu da kendileri ama onu anlamış olmasına rağmen o günden beri de bugüne kadar hala daha bizi dezavantajlı kılacak, Rum'u avantajlı kılacak bir senaryo peşinde koşmaya devam ediyor. Rum'un çalışmaları devam ediyor, bizim yol projemiz devam etmiyor. Deme yüzünden. Dolayısıyla deme tarafsız olduğunu, iki tarafa eşit davranmakta olduğunu göstermek istiyorsa Rum'un çalışmalarını hemen durdurur. Bizim yol projemiz devam eder. Yol projemiz bittikten sonra biz diğer mutabakat unsurlarının gündeme gelip taraflarca bir mutabakat sağlanarak devam edilmesine varız. Ama bizim onayımız olmadan bunu tek taraflı gerçekleştirmeye çalıştığı projelere de onay verecek değiliz. Son bir soru. Var olmayan mutabakattan bahsedersiniz. Yani güneyin tek tarafı olarak ilerleyen mutabakattan bahsedersiniz. O konuda bir yeni bir geçiş noktası var. Biz demenin Rum'la mutabakatı sağladığını bilmiyoruz. İstedik Colin Stewart'tan. Bize ver dedi. Rum'la yaptığın mutabakatın ne olduğunu görelim, vermem dedi. Dolayısıyla yani orada bir yeni bir geçiş noktası açılması konusunda. Geçiş noktası değildir arkadaşım. Bu yol diğer geçiş noktaları gibi bir nokta yaratmıyor. Bu yol biz başında BM'ye dedik ki sadece Pile Türk'ünün kullanacağı bir yol olarak öngörüyoruz. BM bize dedi ki hayır bütün Kıbrıs Türk'ü kullansın. Tamam dedi. Ama bu yol diğer geçiş noktaları gibi bir yol olacak değil. Bu yol sadece Kıbrıs Türk'ünün kullanacağı bir yol. BM de bir kontrol noktası kurmak istiyor bu yolun ara bölgenin başladığı yere. Niye? Dediğim gibi yeşil hat tüzüğüne göre
ticari mal bu yoldan gidemez diyor. Ticari malın bu yoldan gitmeyeceğini kontrol etmen adına bir checkpoint kurmak düşüncesindedir ama biz daha yolu bitirme noktasına geldik. Önce yolu bitireceğiz. Hayır. Bu yolun İngiliz üst toplarıyla yakından uzaktan alakası yok. Tamam yoktur ama yani yönlendirme azap olacak. Çünkü İngiliz'le barışmış kadar bu olayın içindedir. İngiliz'in bahsettiğim noktası Beyran Duvarı katındaki kontrol noktasıdır. O başka. Bizim yeni yaptığımız yol Yiğitler'den Pile'ye gideceğiz olan yok. İngiliz egemen üst toprağından geçmiyor. Herhangi bir şekilde o yolla bağdaşmıyor. Geçmiyordu. Biz gittiğimiz abi için mesela o yolun Pile tarafından geçmiyor. Birkaç yıl. İngiliz askerleri kesiyoruz. Yani biz ayrıca muhabirlerle beraber takas olarak şaştık ama yani İngiliz askeri düzenmezdi. Peki ayrı onlarla bir ilgi gösteriyor. Yani sadece barış gücünün dışında oralar da etkin rol oynamak istiyorlar. Zaten İngiliz fark görüyor. Ha Rom ha İngiliz. Yani bir şey fark etmiyor. Ama hangi, nereden geçtiniz? Sizi İngiliz askerleri nerede olabilir? Ama bizim yaptığımız yoldan İngilizce olması söz konusu değil. Ayrıca Pire'nin içinde şimdi iki yoldan geçtik. İngiliz şeyinden yok olmasından geçtik. Siz Beyan olduğundan geçtiniz o zaman. Tabii Beyan olduğundan geçtik. O yol başka. O yol bizim yolumuz değil o. Bu yol değil yani bahsettiğim yol değil. Yaptığımız yol değil. Evet. Değil ama bir şekilde yani ilk ilgilenir gibi görünür İngiliz. İngiliz ilgilenir. O yol olmaz da. İngiliz ilgilenir. İlgilenmemesi gerektiği kadar engellenir. Başkasının misyonunu üstlenir. Maalesef. Evet. İlginize çok teşekkür ederim. Gerektiği takdirde tekrar bu konuda sizlerle bir araya geliriz, bilgilendiririz. Sizler de soracaklarınızı sorarsınız. İyi akşamlar dilerim.